Efendim, Ekke Homo okuyoruz. Neden ben böyle akıldayımın 5. parçası. Can Alkor çevirisini izliyoruz. Tabii başka çevirilerden de izleyebilirsiniz. Eğer başka dillerden izleyebiliyorsanız o da mümkün. Beşinci parça. Neden ben böyle akıllıyım? Akıllıyım biliyorsunuz. Rasyonel anlamda akıllıyım değil. Buradaki akıllılık, beceriklilik anlamında. İşini bilmek anlamında. Yani Almancası Klugheit. Veya İngilizce'de cleverness dediğimiz şey. Yani to be clever, işini bilmek, sorunların üstesinden gelebilmek anlamında akıllılık. Yaşamımın dinlenmelerinden, çünkü bir beslenme üzerinde durdu, bağırsaklardan söz etti. Gerçekten 100-150 sene sonra bağırsakların ne kadar önemli olduğu tıp araştırmacıları tarafından saptanmış. Çünkü beyinle yakın bir ilişkisi var ve bağışıklık sistemiyle bağırsakların bir ilişkisi olduğu tespit edilmiş. Ama Nietzsche bedeniyle sıradan insanların ilişkisinden farklı bir ilişki içinde olduğundan dolayı belki bağırsakların işlevini onlarca yıl önce anlayabilmiş. Beslenmeden sonra dinlenme. Nasıl dinleneceğiz? Ne yiyip ne içeceğiz? Eğer bir insansak nasıl dinleneceğiz? Bunlar ilk defa çarpıcı biçimde felsefenin gündemine gelen sorunlar. Yüzyıllarca felsefeciler hep böyle havada bir takım yaşamın üstünde, kendi kafalarınca yaşamın sorunlarını, bilinmeyenlerini çözebilecek düşünceler üzerinde dolaşmışlar. Ama Nietzsche'nin yaptığı, belki bugünkü dille söylersek Derrida'nın deyimiyle bir yapı sökümdür. Yani felsefecilerin o yukarılara çıkardığı ve Nietzsche'nin ülkücülük dediği, yani soyut ideallerle yaşıyor olma ya tepki olarak nasıl besleneceğiz, nasıl tatil yapacağız, dinleneceğiz sorularını öne getirmesi. Burada onun örneğini görüyoruz. Daha önceki bölümde geçmişti, şimdi 5. bölümde, 5. parçada onun devamı. Yaşamımın dinlenmelerinden söz açmışken, hepsinin ötesinde beni en derinden, en içten dinlendiren şeye karşı minnet borcumu birkaç sözde söylemem gerekiyor. Yani hepimiz sorabiliriz. Bizi en içten, en derinden, en yoğun biçimde, en rahatlatıcı biçimde dinlendiren nedir? Nasıl dinleniriz? Tabii Türkçe'de hani Türk dilinin çağrışımları, değil mi? Hani dinlenmek, istirahat etmek, aynı zamanda birisi tarafından dinlenmek anlamına da geliyor, değil mi? Dinlemek, dinlenmek. Çok ilginç. Bu da hiç şüphesiz
Richard Wagner'le yakından düşüp kalkmam olmuştur. Hani Wagner'den öğrendim. İnsanlarla kurduğum öbür ilişkilere metelik vermiyorum. Hani Wagner çok farklıydı. Ama Tripschen'de, yani Wagner'lerin villasının olduğu yer, hani Wagner, Richard ve Cosima, eşi Wagner, geçirdiğim günleri o karşılıklı güven, sevinç, yüce rastlantılar ve derin anlarla dolu günleri, yüce rastlantılar. Yani herhalde burada yüce, beklenmedik, çarpıcı anlar. Yani bazı dostlarla bunu yaşayabilirsiniz. Ama herhalde çok nadir olan bir şey olsa gerek. Yüce rastlantılar ve derin anlarla dolu günleri her ne pahasına olursa olsun yaşamımdan silmek istemem. Sonra tabii Wagner'le araları bozulmuştur. Onunla ilgili metinler, yazdığı metinler de var, kitap var. Başkaları Wagner'le neler yaşamıştır bilmem. Bizim göğümüzden bir tek bulut geçmedi. Ne kadar güzel bir söz, değil mi? Yani aramızda böyle bir bozuşacak en ufak bir şey olmadı. Bizim göğümüzden en ufak bir bulut geçmedi. Yani bu bir deyim ama itiraz edebiliriz. Ne demek? Yani bulut olacak ki yağmur yağsın. Bulut olacak ki gölge olsun. Bulut olacak ki hareket olsun. Bulut olacak ki rüzgar olsun. Doğa kımıldasın. Ama bizim Wagner'le aramızda bir bulut yok yani. Bulutsuz. Tabii bu aşırı bir şey. Böyle laflar ettiğiniz zaman bir süre sonra tamamen aranızda bir kasırga da olabilir. Öyle laflar tehlikeli. Her ilişki bulutludur. Yani bunu nereden biliyorsam sallıyorum belki ama yani hayatın bana gösterdiği merhaba, memnun oldum tanıştığımıza. Bir insanla karşılaştınız mı? Arada bulut vardır. Ve bulut güzeldir. Yani bulutsuzluk özlemi diye bir şey olamaz. Bulut olacak ya rahmet yağsın. Bulut zenginliktir. Bizim göğümüzde bol bol bulut vardır, yağmur yağar. Bir arkadaş bir şey demişti, hala unutamıyorum. Ya karşı dağa bakıyordum, dağın üstünde kocaman bir bulut vardı. Yağdı, yağdı, yağdı ve bulut bitti. Uyduruyor muydu? Bilmiyorum ama güzel bir şey. Yani bir dağın üstünde bir bulut, yağmur oluyor, yağıyor, yağıyor ve kayboldu. Bulutların kaybolması ya rüzgar onları bir yere götürür veya yağar, yağmur olur, dönüşür ve ortadan kalkar. Bu tabii çok çarpıcı geliyor bana. Hani bulutun yağmur olması. Yani insanların ilişkilerindeki bulutların yağmura, rahmete dönüşmesi çok çarpıcı olsa gerek.
Burada bir kez daha Fransa konusuna dönüyorum. Wagner'i kendilerine benzer bulmakla onu saydıklarını sanan Wagnerciler ulusuna karşı ağzımı bile açmam. Dudak bükerim yalnız. Yani Wagner'i anlayamaz bunlar. Tabii bu biraz Alman yüksekliği. Yani Almanlarda böyle bir şey olabiliyor. Ya bu Fransızlardaki moda ya. Tavrı olabilir. Ama bu Fransızlara karşı, Fransız diline karşı Nietzsche'nin özel bir sempatisi var. Fransız yazarlarına karşı da. Ben ki Alman olan her şeye en derin içgüdülerimle yabancıyım diyor. Ama Alman, belki Alman değil, öyle bir sözcük koyalım. Yani Türkler hep Alman derler ya. Nietzsche Alman ne demekse. Yani ben Alman değilim. Alamansın. Yani Alman şu anlamda belki kullanıyor olabilirim. Alman olmayı da eleştiren. Ama genlerine, bütün varlığının derinlerine nüfuz etmiş Almanlığı da duyan na Alman diyorum. Nietzsche öyleydi. Birçok Alman entelektüelin öyle olduğunu düşünüyorum. En derin içgüdülerimle yabancıyım diyor. En derin içgüdülerimden. Yani bütün vücudum, bu nasıl Türkçeleştirebiliriz? Can ne diyoruz? Canla başla karşıyım. Canımla. Ta canımın derinliklerinden gelen bir güçle karşıyım. En derin içgüdüm. İçgüdüyü duyma, tabii içgüdü alışılmış anlamla sizi başka yerlere götürebilir ama içgüdü özel bir anlamda kullanıyor. Özel bir anlam verdiğini düşünebiliriz Nietzsche'nin. Yani içgüdünün geçtiği yere Türkçe'de canımla, candan, içten, bütün can varlığımla diyebiliriz. Öyle ki bir Alman'ın yakınımda olması bile sindirim gecikmesi yapar. Yani bir Alman yanıma geldiği zaman kabızlık bende başlayabilir. O kadar kötü etkiliyor ya bu Almanlar da ya. Ben Wagner'le ilk karşılaştığım zaman yaşamımda ilk kez derin bir nefes aldım. Yani Wagner sanki Alman değilmiş gibi anlatıyor. Ama belki bir üst Alman yani. Wagner'i dış ülke olarak
Alman özlemlerine bir karşıt, bir canlı karşı koyma olarak duyup saydım. Wagner'i de Alman olana. Tabii buradaki Alman sıradan yaratıcılığa, insan olmaya, insan olmanın erkesini, erke sözcüğünü enerji yerine kullanıyorum. İnsan olma enerjisini, erkesini duyan, duyduğunuz zaman artık sıradan basit bir Alman olmanın ötesine geçiyorsun. İşte über sözü onunla ilgili bir şey. Öteye, öbür tarafa. Beriye değil, öteye. Beri olanı, yani bu tarafta olanı, öteye, aşmaya, açılmaya, aramaya, araştırmaya. İşte über o demek. Halbuki işte bizimkiler üst diye anlamışlar. Tabii hep askeri bir şey dedi, ast üst. Über, über, öbür, öbür taraf, öbür. Aşan. Yani İngilizce'ye belki over diye çevrilebilir. Über. Çünkü Wagner'i dış ülke olarak, yani Alman değil, Alman ötesi biri olarak, Alman özlemlerine, yani faziletine, biz erdem demiyoruz, özlem diyoruz biliyorsunuz, özlemlerine bir karşıt, bir canlı karşı koyma olarak duyup saydım. Bizler çocuklukları 1850 yıllarında geçenler. Nietzsche'nin doğum tarihi kaçtı? 1800 kaçtı arkadaşlar? 44 hocam. 44'te. 1844. 1900'de de ölmüş. Yani 56 gözüküyor ama 10 sene önce zihnen ölüyor aslında. 46. Bizler çocuklukları 1850 yıllarında geçenler, Alman kavramına karşı çaresiz, kötümseriz. Prusya var. Bizler ancak devrimci olabiliriz. Düzmece softaların başta olduğu bir düzene göz yumamayız. Yani burada softa dar kafalı, dar bakışlı, dar anlayışlı, dogmatik. Ama şimdi renkleri değişmişmiş. Artık kızıllara bürünüyorlar. Bu da belki o dönemde farklı görünüşleriyle sosyalist veya komünist hareket olabilir. Nietzsche bu sürü halinde yapıldığı için, öyle bir görünüş verdiği için bunu da eleştirecek.
Yani insanları sürüler haline getirip devrim yapamaz. Birey yoksa devrim yoktur. Birinci üniforması, binici üniforması kuşanıyorlarmış. Benim için hepsi bir. Uzun sözün kısası, Wagner devrimciydi. Hakikaten yani müziğine baktığınız zaman operaları falan dehşettir. Müthiş. Yani Wagner şimdi çalıyor. Bu Wagner'in müziği dersiniz. Devrimciydi. Almanlardan kaçmıştı. Sanatçı olarak insanın Avrupa'da Paris'ten başka bir yurdu olamaz. Bakın yine Fransa göndermiş. Sanatçıysanız Paris'te yaşayacaksınız. Hakikaten o dönemler, ondan sonraki dönemler, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, sanatçılar hep oradaydılar, Paris'te. Bizim Türkiye'den de gidenler vardı. Wagner sanatını anlamanın koşulu, o beş sanat duyusunun delikatlığını delikatesi, o ayrımları yani inceliğini, ayrımları sezen parmaklar, psikolojik sayrılık, yani oradaki insanlar sayrıl, hastalıklı, yani sıra dışı insanlar, hepsi Paris'te bulunur. Herhalde Nietzsche onu duymuş, okumuş. Biçim sorunlarında bu tutku, mizansen, yani sahneye koyuş, böylesine önemseme, Paris'ten başka bir yerde yoktur. Tam Parisli önemseyişidir işte bu. Parisli bir sanatçının ne düşler beslediğini, gözü nasıl yükseklerde olduğunu Almanya'dakiler düşünemezler bile. Şimdi burada ne var? Yer, ortam, iklim. Yani sanat yapacaksanız o sanatın havasını teneffüs edeceğiniz bir yer olacak. O yerin oluşturduğu bir hava, bir iklim olacak. Bu iklimi soluyacaksın. Çok önemlidir. Bu bilimde de öyledir. Yani bir matematikçi çok anlatmışımdır. Mesela matematiğin deneysel bilimlerden farkı var. Hani deneysel bir alanda çalışıyorsanız laboratuvar imkanları falan başka ülkelere gidebilirsiniz. Ama matematikçi bir kitap, bir kalem, bir defter yetebilir. Çünkü her şey kafada oluyor. Ama matematikçinin de, felsefecinin de aynı şekilde
Yani düşünen, düşünceyle iş gören, düşünce ürünlerini ortaya koyan insanların mekan içinde yaşadıklarını unutmamak gerek. Farklı mekanların, farklı iklimlerin havasını teneffüs etmek lazım. Yani kitap okumakla o mekanda, o mekanın insanlarıyla temas etmek birbirinden çok farklıdır. Yani insanı büyük ölçüde değiştirir. Hiç oralara gitmemiş bir insanın enformasyonu olabilir, enformasyon anlamında malumatı ama görgüsü olmaz. Yaşamadığı için. Bilimde ve sanatta görgü çok önemlidir. Kuru bilgiden fazla bir şey. Celal Şengör Hoca bilirsiniz. Popüler bir akademisyen. Dünya çapında bir jeolog. Ve Amerika'da o bilim, yüksek bilim kurumlarının üyesi falan. Üniversiteye çağırıyorlar. Diyorlar ki sen hiç ders verme Celal Hoca. Sen burada otur. Öğrenciler seni görsün. Yani bir süremestir öğrenciler görsün diye orada oturuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani öğrenciler jeolojide büyük işler yapmış deneyimli bir hocayı görüyorlar. Bu kadar önemli bir şey. Yani hocanın resmini görmek, kitabını okumakla kendisiyle konuşmak, aynı iklimde olmak çok farklı şeyler. İşte Paris o bakımdan önemlidir. Parisli bir sanatçının ne düşler beslediğini, gözü nasıl yükseklerde olduğunu. Bu Almanya'dakiler var ya, bu Almanya'dakiler, işte bu Almanya'dakiler düşünemezler bile. Alman kuzu gibidir. Ve bir şekilde doğru, yani Hitler'in peşine takılmaları onu gösteriyor. Wagner ise aslan Wagner. Öyle değildi. Sonradan verip giriştirecek ama Wagner ya. Yani ben onun evini ziyaret ettiğim zaman öyle değildi. Neyse. Wagner'in asıl yerini yakın akrabalarının kimler olduğunu daha önce uzun uzadıya anlattım. İyi ve kötünün ötesinde kitabında anlatmış. Geç Fransız romantikleri Delacroix'ların, Berlioz'ların, o yücelerde uçan ve coşturan soyu, kökten hastalar, doğuştan onmazlar. Ne kadar güzel söylemiş. Doğuştan onmaz. Yani hiç şansın yok. Doğuştan iflah olmaz. İyileşmez bir insan olarak doğuyorsun. Çok güzel bir Türkçe ya. Doğuştan onmaz. Hayır, ben sonradan onmaz oldum. Doğuştan onabilirdim. Onanabilirdim ama artık öyle değilim, onmazım. Doğuştan onmazlar.
Hepsi de anlatım bağnazları. Tepeden tırnağa virtüözler. Tabii virtüözite bir çeşit bağnazlıktır. Yani belli yapıtlara kendinizi bağlıyorsunuz ve onu böyle en ince ayrıntısıyla çalmaya çalışıyorsunuz. Virtüözite güzel bir şeydir ama insanı çok darlaştıran bir şey. Yani virtüöz olmak için günde 48 saat çalışmak zorunda kalıyorsunuz. O sizi darlaştıran bir şey. Yani dünyaya dolaşıp konser veriyorsun ama hiçbir yeri görmüyorsun ki. 3 gün önce gidiyorsun, konsere çıkmadan 3 gün habire keman çalıyorsun. 2 saat keman çalacağım diye 3 gün onu bedenine yedirme durumunda kalıyorsun. Berbat bir şey yani. Dünyayı görmen, daha geniş ve rahat bir insan olman zor. Yani olunabilir elbette ama kimdi zaten Wagner'in ilk zeki savunucusu? Charles Baudelaire. Biraz uydurmuş galiba. Baudelaire'le Wagner ne alakası var? Ondan sonra kel alaka. Yani ne alakası var, ne ilgisi var? Öyle görmüş. Tabi Baudelaire anlamış mesela o dönemlerde. Delacroix'ı da ilk kez anlayan koskoca bir sanatçı kuşağının babası, o örnek dekadan belki en son savunucusu da oydu. Charles Baudelaire. Nedir Wagner'de hiç bağışlamadığım? Hani başta iyiydi ama sonra değişiyor. Hiç bağışlamadığım nedir? Almanlara dek inmiş olması. Ya kardeşim sen Alman değilsin ya. Ne hale getir? Alman oldum işte, gördün mü? Bunu bağışlamam asla. Alman yurttaşı olmaz. Sen Fransa'ya özgü bir varlıktın. Almanya nereye girse ekini berbat eden. Yani kültürü Alman içine girdiği kültürü berbat eden. Bu müthiş bir şekilde küfür gibi bir şey. İşte bizim büyük düşünürümüz Nietzsche diyor Almanlar. Aslında bunu demek istemiyor. Mesela kıvırdabilirsiniz değil mi? Kıvırma. Başka olduğu için. Saçmalamış. Aslında o iyi bir arama. Yani Hitler'in Nietzsche'nin kız kardeşi biraz pazarlamış abisini. Nazizme karşı. Ama bu şeyleri okusalardı, yani Nietzsche'yi nasıl kendi aralarına alacaklar? İyice bir düşünürsem, Wagner musikisi olmadan
çekilmezdi gençliğim. Almanların arasına düşmüştüm bir kez. Dayanılmaz bir baskıdan kurtulmak için afyon ister. Afyon'da Wagner'di diyor. İşte böyle bana da Wagner gerekti. Yani bu Almanların arasına düştük. Wagner afyonuyla idare ettik. Müthiş bir hakaret var. Değil mi yani o anlamda? Tabii eleştiri bence. Belki bir ironi. Düşünülesi bir saptama belki. Wagner Alman olan her şeye karşı en iyi panzehirdir. Zehir olmasına da zehirdir bu başka. Tristan'ın bir piyano partisyonu olduğu andan beri bir orkestra şefi herhalde Bülow değil mi? Wagner'ciydim. Wagner'in daha önceki yapıtlarını kendimden aşağı pek beylik, pek Alman buluyordum. Çünkü Wagner belki ilk başta Nietzsche'ye büyük ümit vermiş ama ondan sonra çökmüş, Almanlaşmış, basit bir hale gelmiş. Hocam. Buyurun. Ben bu Nietzsche'nin Almanyalıları olumsuzlamasını, Türkçe'deki bir deme var ya, kasap sevdiği postu yerden yere vurur diye, sevgiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Çok fazla Almanları sevdiği için. Ya ülkesini sevdiği için, kültürünü sevdiği için, daha iyi olmasını arzu ettiği için, evet. Onu eleştiriye eksik gördüğü yanları belirtiyor. Ben öyle anlıyorum. Elbette. Tabii daha ekranın başında söylemişti. Ödevimin büyüklüğü ile çağdaşlarımın küçüklüğü. Yani etrafımda yaşayan insanların zavallılığına baktıkça üzülüyorum. Dolayısıyla belki Alman ruhunun daha zengin, daha yaratıcı, daha canlı, daha öbür tarafa geçme gücü ve kaygısıyla donanmış olmasını istiyor herhalde. Buyurun bir şey mi söyledin? Evet hocam, şimdi Nietzsche'nin hani ödevimin büyüklüğü çağdaşımların küçüklüğü diyor ya, Yalçın Hoca da hep şey derdi, başkalarının cinayetlerini işliyorum. Evet. Yani başkalarının yapmadığı işleri ben yapmak zorunda kalıyorum anlamında, yapması gerekenleri yapmıyorlar anlamında kullanıyor. Evet. Yani Yalçın Üçüyü de saygıyla anmış olalım. Ama bugün bile Tristan gibi yaman, büyüleyen, o tüyler ürpertici, o tatlı sonsuzlukla dolu başka bir yapıtı tüm sanat dallarında boşuna arıyorum. Tristan Isolde Wagner'in müthiş yapıtı, yani onu gerçekten takdir ediyor.
Leonardo da Vinci'nin tüm gizemleri Tristan'ın ilk notasıyla büyülerini yitiriverirler. Bu yapıt Wagner'in non plus ultrasıdır. Non plus ultra üstüne yok demek. En yukarıda. Onun yorgunluğunu ise usta şarkıcılar ve yüzükle çıkarmıştı. İyileşmek Wagner gibilerinde bir gerilemedir. Hasta olmak gerekiyor. O yapıtı anlayacak olgunlukta olmam için tam çağında hem de Almanlar arasında yaşamamı en büyük mutluluk sayıyorum. Psikolog olarak bilme isteği, şimdi kendisine psikolog diyor. Ama bugün anladığımız anlamda psikolog değil. Yani psikoloji bilimi o dönemlerde şimdiki gibi değil tabii. Yani psikolog insan ruhunu, yani şu ya da bu insanın değil, insan denen varlığın ruhsal derinliğini anlama çabasında olan insana psikolog diyor. Psikolog olarak bilme isteği, yani insanı tanıma bilme isteği. Ben de bakın nerelere varıyor. O cehennem tatlarını duymak için, yani Wagner'in müziğini, yeterince hasta olmayan kişiye dünya nasıl yoksuldur? Ancak hasta olursanız zenginleşebilirsiniz. Ruh zenginliğine kavuşabilirsiniz. Bu gizemci deyimini kullanabilirim. Neredeyse kullanmak zorundayım burada. Wagner'in elinden gelen korkunç işleri, yalnız kendine vergi kanatlarla girdiği o bilinmez esrimeler dolu 50 dünyayı benden iyi kimse duyup tanıyamaz. Bense en tehlikeli, en sorunsal şeyleri bile kendi yararıma çevirmek için yeterince güçlü olduğundan bu müthiş bir hastalık lardan kurtulma hastalıkları baş edip hastalıkların katkısıyla yüksek yetiler ve anlama ufkuna sahip olabilme tavrını gösteriyor. Travmalardan ve hastalıklardan geçerek, bakın, daha sağlam olmak değil. Çünkü daha sağlam yine durduğun yerde daha sağlam. Halbuki aşıyorsun kendini. Nietzsche'deki hastalığın ve travmanın anlamı bu.
Bu bir aşış, aşma. Sıradan insan olmayı, sıradan bakışı, yaşayışı aşma. Kendine vergi kanatlarla uçmuş, uçarak aşmış. Bense en tehlikeli, en sorunsal şeyleri bile yani çözülemeyecek. Sorunsal, hani çözümsüz sorunlar anlamında. Kendi yararıma çevirmek için yeterince güçlü olduğumdan, başıma gelen belalardan beslenen, belalardan arş-ı alaya çıkabilme gücü olan, değil mi? Biraz Osmanlı terminolojisiyle söylerse, bela ve ala şeyi var. Yani bela sizi ala olan, yüksek olan, ali olan bir yere götürür. Yüce olan bir yere götürür. Wagner'i yaşamımın en büyük veli nimeti sayıyor. Onunla akraba olduğumuz yan, bu çağ insanlarının çekebileceğinden çok daha derin, bu arada birbirimizden de çekmiş olmamızdır. Yani Wagner bana ne çektirdi be? Ben de Wagner'e çektirdim ama. Hani karşılıklı olarak çekiştik. Değil mi? Çekmek Türkçe'de. Yani çile çekmek. Dert çekmek. Ama çekmenin çok büyük, çok zengin çağrışımları var. Kura çekmek. Kuyudan su çekmek. Çekiş. Çekiç de onunla ilgili. Çekmiş. Çekmiş diye bir insan var. Bu insan çok çekmiş. Bir de şey var tabii. Yani ya nasıl yıkadım şu bu gömleğimi? Şimdi içine giremiyorum. Çok gömleğim çekmiş. Küçülmüş. Bir de ne var? Babasına çekmiş. O var yani, benziyor. Çek çek. Yani bu çek ve bu Türkçe müthiştir. Ama arkadaş sana söyleyeyim, Türkçe ile ne bilim yapılabilir, ne felsefe. Arapça gibisi var mı kardeşim? Müthiş bir dil ya. Yani bir sözcüğün kökü var orada, o istediğin gibi türetimler yapabiliyoruz. Türkçe. Zaten Türk insanı düşünmemiş ki, göçebe. Oradan oraya işte köylü. Tarla. Çiftçi. Savaşçı. Elinde kılıç. Habire savaşmış. Bilim
birbirimizden çekmiş olmamız. İşte onun için akrabayız diyor. Yani bir insanla akraba olman için ondan çok çekmiş olmalı. Bu da kıyamete dek birbirine bağlayacaktır adlarımızı. Hakikaten öyledir. Yani Nietzsche deyince Wagner akla gelir. Almanlar arasında Wagner'in bir yanlış anlaşılma olduğu nasıl kesinse benimki de öyledir. Yani ne Wagner'i ne Nietzsche'yi anlayamadılar. Hep biz yanlış anlaşılma. Ne diyoruz biz Türkçe'de? Güme gitme. Güme gittik ya. Kaybolup gittik ya. Ama öyle olmamış yani. Wagner de hala yaşıyor. Nietzsche de. Önce psikoloji ve sanatta kendinizi 200 yıl sıkıya sokmanız gerekiyor. Bay Cermenler, yani 200 sene sonra, hey Cermen, 200 sene sonra bizi anlayacaksın. Daha o kadar olmamış, daha 50 yıl falan daha var. Ama giderilir mi hiç böyle şeyin yokluğu? Yani Nietzsche'nin ve Wagner'in anlaşılamaması. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu İngilizce çevirisinde Cermenler yerine Tötonlar diye geçmiş. Bu arada bir fark oluyor mu? Ne demiş? To start with, you would need 200 years of psychological and artistic discipline. Evet, işte o mind Cermen, Cermen demek o. Cermen demek. Şövalye yani falan böyle bir Hristiyanlık. Almanların geldiği soy. Almanların geldiği soy. Çevirirken Cermen diye çevirmiş. Bize daha yakın olduğu için herhalde. Yani biz Alman sözünü de Fransızca'dan aldığımız için Jean Alcor Cermen demiş. Bir sözüm daha var. En seçilmiş kulaklar için. Yedinci parçayı okuyorum. Asıl istediğim nedir musikiden? Ekim ayında bir öğle sonu gibi. Bakın yaz değil. Haziran, Temmuz demiyor. Ağustos da demiyor. Eylül de demiyor. Ekim ayı. Nietzsche'nin böyle zamanları var. Mesela beni çok çarpmıştı. Öğle, öğle vakti. Hiç öğlenin anlamlı olabileceğini düşünmemiş. Değil mi? İnsanlar ya akşam düşünür ya sabah düşünür. Öğle diyor. Yani öğle vakti insanlar iş güç koşturma. Öğle vaktinin bir derinliği, güzelliği var. Öğleyi duymak. Ama burada Ekim ayında bir öğle sonu gibi. Ekim ayı işte kuzey yarım küreden söz ediyoruz. Bizim buralarda da Ekim müthiş olur. Mesela ben yıllardır Ankara'da yaşadığım için Ankara'nın Ekim'i de yani güneş ve bir öğle sonuysa işte ağaç yaprakları sararmıştır. Değişik renkler,
yeşil, yeşilin sarı, kırmızıya kayan renkleri müthiş bir şeydir. Heyecanlı, civcivli. Öyle bir söz var mı civcivli diye? Ben mi uyduruyorum? Var galiba değil mi civcivli? Işıltılı, pırıl pırıl. Ekim ayında bir öğle sonu gibi duru ve derin olsun. Musiki böyle ol. Ekim ayında bir öğle sonu gibi, bakın müzikle zaman ve mekan da. Kuzey yarımküre muhtemelen Ekim ayında Akdeniz'e inmiş olabilir. İtalya. Enlem olarak belki bizim Anadolu yaşadığımız bu yerle aynı enlem olabilir. Veya ona yakın. Kendine özgü taşkın ve nazlı olsun. Müziği anlatır. Dinlenmenin önemli bir öğesi olan müzik. Müzik nasıl olmalı? Şunun veya bunun müziği adını anmadan, gerçi Wagner'den söz etti ama, kendine özgü taşkın ve nazlı olsun. Çıtı pıtı tatlı bir kadın, iyemli, iyemli demek zarif. Zarif. İyem sözünü mesela İsmet Özel'in bir şiirinde de gördüğümü hatırlıyorum, bu sözcüğü kullanmıştı. İyemli, dönek bir kadın olsun. Neden dönek? Dönek diye çevirmiş. Hocam. Buyurun. Mustafa Tüzel burayı çevirmemiş hiç. Çevirmemiş mi? Asıl istediğim nedir musikiden? Ondan sonra bir Alman müzik nedir ne bilmediği, bileceğini hiçbir zaman kabul etmem. Burayı buradan başlamış. Orayı çevirmemiş, atmış. Bir bakalım ya. Ne o? Neden öyle yapmış? Pek yapmaz öyle şeyler ama. Evet, var metinde. Tabii dönek kadın dedi, yani hilebaz. Oyun oynayan anlamında kullanılmış. Yani de, tipik bir erkek bakışı. Almamış hocam, hiç tamamen. Efendim? İki cümleyi de almamış. Ekim'den ayından başlayıp şeye kadar bir kadın olsa, orayı çalmamış. Bütünü, belki de bütünü. Baskıda hata almış olabilir. Bir Alman'ın musiki nedir bileceğini hiçbir zaman kabul edemem. Yine Alman iltifatı başladı demektir. Almanlara saygı sunmaya devam ediyor. Ya bu Almanlar da müzikten hiç anlamıyorlar be. Alman musikicisi dediklerimiz başta en büyükleri hep yabancıydılar. Yani Alman değildiler. Slav, Hırvat, İtalyan, Flemenk ya da Yahudi, böyle olmayanlar da Schütz, Bach, Handel gibi artık soyu tükenmiş
güçlü Almanlardandı. Artık böyle bir Almanya, bunların soyu tükendi diye. Güçlüydüler ama. Ben kendi payıma yeterince Polonyalıyım. Bakın yine Polonya'ya geçtim. Aa, bana sakın Alman demeyin, ben Polonyalıyım. Nazım da oralardan galiba, değil mi? Nazım Hikmet. Ben kendi payıma yeterince Polonyalıyım. Polonyalıyım daha. Bana Chopin'i verin. Sizin olsun musikinin gerisi. Hakikaten müthiş. Chopin. Hani piyano çalıyor ya. Nietzsche. Bunun dışında tuttuklarım Wagner'in Siegfried İdili, ki üç nedeni var. Belki Liszt orkestralayışındaki soyluluğun bir eşi daha yoktur. Ve son olarak Alplerin ötesinde yapılan her şey, daha da doğrusu berisinde, hani İtalya, Rossini'den geçemem, hele musikideki güneyimden, Venedikli Maestrom Pietro Gasti'den hiç mi hiç? Alplerin ötesi derken aslında Venedik demek istiyorum yalnız. Musiki için başka bir sözcük aradığımda Venedik adını bulurum hep. Musikiyi gözyaşlarından ayırt edemiyorum. Kadar derin duyabilme. Müziğin düşünceye ve anlamaya büyük katkısı olabileceğini veya onu bilemiyorum tabii, bir nöroloji bilgisi gerekebilir veya nörolojide böyle çalışmalar yapılmış mıdır? Ama müzik alanında ritim duygusu, müzik kulağı olanlarla onların soyut düşünce alanında iş yapması, mesela matematik, bilim, doğa bilimleri, felsefe gibi alanlarda yaratıcı ürünler vermesi arasında bir bağlantının olduğunu düşünürüm. Yani müzikle. Yani müzikle tanışmamış veya müzikle duygusal, düşünsel yolculuklar yapmamış, yapamamış, yapamayan insanın eksiklikleri olabileceğini düşünürüm. Yani bu sadece bir tahmindir. Buna aykırı örnekler bulunabilir belki, ben bilmiyorum ama. İşte ise entelektüeller de ritim ve müzik kulağı, ritim duygusu ve müzik kulağı olmasa bile sanki varmış gibi yapabiliyorlar. İşte konserlere gidiyorlar filan. Evlerinde bizim zamanımızda plaklar vardı, çalarlardı veya şimdi kasetler de yok artık ama bilgisayarlarında her zaman açık bir müzik olur veya kulaklarında. Müzik çok zihin açıcı, ruh açıcı bir şey. Yani duyulursa, duyulabiliyorsa. Musiki için bir sözcük aradığımda Venedik adını buluyorum.
musikiyi gözyaşlarından ayırt edemiyor. Çok içten duyduğum zaman. Biliyorum güneyi korkuyla ürpermeksizin düşünememek nasıl bir mutluluktur. Bu da belki hastalığın verdiği bir şey. Yani bu duyuşlar işinde sıradan koşturup duran, sıradan bir hayatın içindeki insanın çoğu zaman ıskaladığı, fark edemediği, çünkü zaman ayıramadığı ve o havaya giremediği için yaşayamadığı bir şey. Yani arada bir konserlere gitse de uykusu gelebilir veya kafasında devamlı başka şeyler olabilir ve orada musikiye kendini bırakamıyor olabilir. Yani müziğin götürdüğü yere gideceksin. Başka bir metafor kullanalım bizim halk ozanlarının deyimiyle. Yani onlardan biraz ödünç alarak. Musiki atına bineceksin. Ve o at seni nereye götürürse gideceksin. Ya düşersek? Düşebilirsin. Ata bin. Köprünün üzerinde duruyordum geçen de bu şiiri. Zerdüşt'ten mi bilmiyorum. Karanlık geceye bürünmüş. Uzaklardan bir ezgi duyuluyor. Ve altın damlalar yağıyordu. Titreyen aynası üstüne suyun. Köprüde herhalde bir nehrin üzerinde. Belki de yağmur yağıyor. Ha, Venedik. Venedik'i anlatıyor. Gondollar, ışıklar, musiki hepsi esrimiş, yüzüp gittiler alacakaranlığa. Şimdi bunu göremez tabii çünkü turistler doldurduğu için oraları. Yani o mana, o iklim büyük ölçüde yok olmuş ama yine de turistlerin pek dolaşmadığı yerlerde veya zamanlarda böyle bir Venedik duyabilirsiniz. Benim ruhum görünmez parmakların dokunduğu o çalgı. Bir barkolor mırıldandı gizlice. Yani herhalde o gondolcuların söylediği türkü. Bin bir renkli mutluluk içinde titreyerek duyan oldu mu onu? Yani Venedik'i duyup yaşadığı anı yazmış. Yani Venedik'te bir dinlenme. Sekizinci parçaya geçiyorum. Bunların hepsinde besin, yer ve iklim, dinlenme seçim. İklimi seçebilmek. Hangi iklim size yakışır? Ya kardeşim ben biliyorum hangi iklimde yaşayacağım ama nasıl gideyim oraya? Para yok buluyor. Yani buraya tayin ettiler bir memuru. Gidemiyorum. Yani burası bana uygun olmayabilir ama yaşayacağız.
Tabii Anadolu çok ilginç. Yani Anadolu dört iklimi birden yaşayabilirsiniz Anadolu'da. Öyle bir zenginlik ve renklilik söz konusudur. Bir kendini sürdürme içgüdüsüdür buyuran. Kendini sürdürme içgüdüsü. Bunun gelişmiş olması lazım yaşama tutunabilmek için. Yoksa devamlı hasta olursun, sıkıntılı olur. Beden sağlamlığı ve diriliği. Düşüncenin çiçek açabilmesi, düşünce bahçesinin, bahçenizin bereketli olması, çiçekler açması, ağaçların yeşermesi, ne istiyorsanız bedeninizin çiçek açmasını sağlamak gerekiyor. Evet, 10 derste ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Nasıl sağlıklı kalacağız? Kitaplar var. Nasıl perhiz yapacağız? Kilomuzu nasıl muhafaza edeceğiz? Değil mi? Belli bir kilo. Kendini sürdürme içgüdüsü. Bunu diri tutmak. En açık olarak savunma içgüdüsünde ortaya çıkar bu. Çok şeyi görmemek. Çünkü her şeyi görünce hasta olursun. Mesela iyi öğretmenler her şeyi görmezler. Sınıfta bir sürü numara döner. Onu görmeyeceksin. Veya insanlarla olan ilişkinde onların sana karşı doğru ne demek istedi acaba bu sözüyle. Değil mi? Böyle tipler vardır. Eve gider uyuyamaz sabaha kadar. Acaba bana böyle bir söz söyledi, ne demek istedi? Çok şey görmemek, işitmemek, yanına yaklaştırmamak. İşte ilk akıllılık kişinin bir rastlantı değil de zorunluluk olduğunun ilk kanıtı. Yani ben bu dünyaya haybeye mi gelmişim? Buyurun. Hocam bu çok şey görmemekle ilgili ben yanlış mı anladım onu sormak istiyorum. Bu sosyal medyaya da uyarlayabilir miyiz bunu? Mesela günümüzde Yemen'de teröristler bir köyü basıyor ve benim bir saat sonra haberim oluyor görüntüleriyle birlikte ve sürekli bir enformasyon bombardımanı altındayım. Ya o anlamda demiyorum sen. O başka bir şey. O bir sorumsuzluk. Yani, o anlamda. Yaşamamadan. Mikro ilişkiler için söylüyoruz. Yoksa dünyadaki dönen zulmü, haksızlığı, yalanı, riyayı. Yani bunu söylemiyor. Yani düşünen bir insan zaten bunu görmezlikten gelemez. Ağır bir şey. Yani bir kedi yavrusunun, bir güvercinin, bir serçenin, bir kelebeğin ölümü bile ya.
Bu kendini savunma içgüdüsünün yaygın adı beğenidir. Şimdi beğeni kavramı çok çok önemli bir kavram. Belki Alman düşüncesinde kökleri Kant'ın üçüncü kritiğine kadar gidebilir. Bakayım burada. Sekizinci metin değil mi? Kendini sürdürme içgüdüsü. Evet. Geçmek. Beğeni. Şimdi beğeni neden önemli? Çünkü beğeni bir enformasyonla edinilebilecek bir şey değil. Çok çarpıcı bir şey. Yani ne demek? Mesela şiir beğenisi değil mi? Şimdi şiir üzerine çok bilginiz olabilir. Yani dünya edebiyatının da değişik şairleri tanımış, çalışmış olabilirsiniz. Ama bu sizin şiir beğeninizin yüksekliği anlamına gelmeyebilir. Ben hayatımda gördüm yani akademisyenler arasında şiir dersi verip kendi yazdığı şiirlerin beş para etmediği arkadaşları görmüşümdür. Beğeni. Bu beğeni yaşadıklarınızı nasıl tadıyorsunuz? Bununla ilgili bir şey ya. Yani tatla beğeni arasında ilişki var. Zevk derlerdi mesela eski sözcükle. Beğeni de tam, evet o da bir beğenme şeyi ama orada bir tatma var. Yani onun için mesela İngilizce'de, Almanca'da da geçmek. Taste, tat demek, tat. Beğeni, tat. Yaşamı tatmakla ilgili. Hocam. Can Alkor tadınç diye çeviriyor ya. Tadınç. Tadınç haz, hazı çeviriyor. Evet evet tadınç diye çeviriyor hazı doğru. Şimdi beğeni yani nedir? İşte yemek yiyorsun değil mi? Herkes yemek yiyor. Ama bir de yeme beğenisi olma diye bir şey var. Eğer o beğeni yoksa tıkınıyorsun demek. Acıkıyorsun, tıkınıyorsun. Ne bulduysan yiyorsun. Senin için fark etmez. Onu da yiyebilirsin, bunu da. Ama beğenin varsa o öyle değil. Ufacık bir şey senin tadını kaçırır. Başkalarının tatmadığı, tadamayacağı şeyleri tadarsın. Tadınç alanın genişler, zenginler, zenginleşir ve derinleşir. Tabii bunun çok abartılmış yanları da vardır. Ben bir arkadaşı
hatırlıyorum. Bir pancar turşusunu nasıl yemek gerekir diye yarım saat konuşmuştu. Hani pancar turşusu, bunu işte tabağa nasıl koyacaksın, çatalla nasıl alacaksın? Önce dilinin ucuyla, sonra hop dilinin yan tarafına geçirin. Bir ısırık aldıktan sonra hop öbür tarafına, dilinin öbür tarafıyla tat falan. Yani mesela o şeyde vardır, meyhane kültüründe vardır. Yani meyhane kültürü olanlar da oradaki tadı, yaşamayı bilirler eğer böyle bir derin beğeni sahibi iseler. Eskiden daha fazlaydı böyle insanlar. Çünkü sofra diye bir şey var. Yani orada sadece yemek yenmiyor. Orada muhabbet var. Orada ruhlar, sadece yemekler tadılmıyor. Orada bulunanların ruhları birbirlerini tadıyorlar. Yani ruhları tatmak diye bir şey var. Dili tatmak diye bir şey var. Muhabbeti tatmak diye bir şey var. Yani tatsız, tuzsuz bir dünyada koşturup duruyoruz. Lezzeti kaçmış dünya. Eskiden lezzet diye bir sözcük vardı. Öyle lokantalar vardı. Lezzet lokantası. Mesela şimdi lokanta diye de bir şey yok aslında. Yani hep kebap mebap öyle şeyler yapılıyor. Eskiden bayağı ev yemekleri yapılırdı ya. Ve insanlar yerdi. Şimdi büyük ihtimalle kapitalist dünya tıkınıyor. Yani işte fast food denen şeyler, hemen hızlı hızlı yiyip daireye işe koşmak zorundasın. Geçiştirmek. Oh, öyle yemeğini de böyle geçiştirdik. Tat kalmıyor. Belki sanat yapıtlarını tatmak da bu anlamda yitirilmiş. Sanatla olan ilgin sadece entelektüel görünme çabasıyla olabiliyor. İşte yeni arkadaş sergi açtı, gördün mü? Muhakkak gitmek lazım orada. Çünkü herkes sergiyi konuşuyor. Sen de bir laf etmen lazım. Ya bu filmi seyrettin mi? Senin de seyretmen gerekiyor. Bu kitabı okudun mu? Hemen gidip okuyayım. Hiçbir kendine özgü bir beğeni yok. Ne yaygın ne modaysa onu izlemek zorundasın. Çoğundan da tat bilen almıyorsun ama tad almak zorunda kalıyorsun. İşte o Ezop'un hikayelerinden biri, bir tilki. Bir bakıyorlar, asmadaki üzümler yenmiş, çok yukarıda üzümler var. Kimse erişemiyor asma yukarıda. Tilki çıkıyor. Üzümlere, herkes aşağıda. Öf, şimdi tilki ne güzel üzümleri tadacak diye imrenmeye başlıyor tilkiye. Ama tilki bir bakıyor ki korup. Herkesin peşinde koştuğu üzümler olmamış. Ama aşağıdakileri çatlatmak için kuruk üzümü yemek zorunda. Ama ne kadar lezzetliymiş diye yiyebiliyorsun. Belki çoğumuzun okuduğu kitaplar, seyrettiği filmler de böyle olabilir. Yani hiç koruk tadında. Hiç de zevk almayabiliyorsun ama işte ben entelim.
Bu kitabı okumalı. Bütün entelsek bu kitabı okumak zorunda. Bütün enteller, bu kitabın için okursun. Enteller okur. Bütün enteller bu kitabı okur. Ben de entel olduğuma göre bu kitabı okumak zorundayım. Sırf entel olduğum için kitap okuyorsun. Şimdi okumazsak ne derler ya? Amma cahil bu derler. Mahcup oluruz. Rezil oluruz. Hemen bizim de okumamız lazım. Okumazsak bile hemen bunun Google'a bakalım özetini idare edelim, okumuş gibi yapalım. Beğeni yok. Beğeni yok ama beğendiğimizi söylüyor. Beğendi mi? Hani misafirliğe gidersin, kötü bir yemektir ama elinize sağlık demek zorunda. Beğenmek zorunda. Yani ayıp olmasın. Ne müthiş roman değil mi? Diyorlar. Hiç anlamıyorsun ama evet diyorsun. Müthiş hakikaten. Sana değmiyor. Tatmıyorsun. Düşünce tadılır arkadaşlar. Sadece yemek tadılmaz. Düşünce tadılır. Yani acıdır, kötüdür, olmamıştır, berbattır. Lezzetlidir. Lezzetin de çeşitleri var. Sanat tadılır. Onun buyruğu yalnız evet demenin bir çıkar gözetmezlik olacağı durumlarda hayır dememizi değil, bir elden geldiğince az hayır dememizi ister. Yani beğenmek ister, uyum sağlamak ister. Şimdi herkesin evet dediği, beğeniyorum dediği bir düşünceye, bir sanat yapıtına evet dememiz istenir. Yani öbür türlü kötü olabiliriz. Gıcık, argo deyimle bir insan olabiliriz. Hiç durmadan hayır demek zorunda olduğumuz yerden kendimizi çekip almamızı, oysa mesela böyle terapistler vardır. Tabii değişik bağlamlarda söylüyorlar ama senin problemin, bu yaşadığın depresyon var ya, niçin bu depresyonu yaşıyorsun? Çünkü hayır diyemiyorsun. Hayır diyemediğin için hep içine ata 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 bu hale gelmişsin. Hayır demeyi öğreneceksin derler. Ama bu Nietzsche'nin hayırı farklı. Nietzsche'nin insanı, güçlü insanı, her şeye evet diyen insanı. Bu müthiş bir isyandır aslında hayata karşı. Belki şöyle anlatabiliriz. Hayır diye diye, daha somut bir örnek vereyim, biraz daha çarpıtarak belki. Ben bir evlat olarak pederle devamlı kavga ediyorum. Salak peder. Bir sürü yanlışlar yapıyor, kendini bir şey zannediyor. Babam gibi olmayacağım. Babamla kavga ede ede, babama hayır diye diye, bir gün aynada bir bakıyorum ki kendime, babam bana bakıyor. Hayır diye diye pedere benzemiş. Şimdi hayırım böyle bir tarafı da var. Yani bu çok önemli bir şey. Yani pedere evet dememek, evet demek, pederi hayatına bulaştırmamak.
Bu apayrı bir şey. Yani kendini savunma dürtüsü, içgüdüsü. Nietzsche'nin evedi. Hiç durmadan hayır demek zorunda olduğumuz yerden kendimizi çekip almamızı, ayırmamızı ister. İşte bundaki sağduyu. Savunma harcamaları çok küçük de olsalar bir kez kural, alışkanlık durumuna geldiler mi? Olağanüstü büyük ve hepten gereksiz bir yoksullaşma doğururlar. Kendinizi her zaman gergin bir atmosfer içine sokarsınız ve her zaman savunma durumunda kalırsınız. Her zaman birilerine kızarsınız. Her zaman birilerine takarsınız kafayı. Ve bu bir yoksulluktur. Gelişemezsiniz. Stoa bu aslında eski Yunan. Aristoteles. Büyük harcamalarımız çok sık yaptığımız küçük harcamalardır. Ya bu da çok önemli bir şey. Hani küçük şeylere kafayı taktığımızda gelişemiyor. Orada kalıyor. Çok tehlikeli bir şey. Bunda yanılmamalı insan. Olumsuz amaçlara harcanmış güçtür. İşte bu takmalarımız. İnsan sürekli savunma zorunluluğu içinde kendini artık savunamaz oluncaya dek güçsüz düşebilir. Neden sürekli savunma, sürekli gardını alma, sürekli olarak saldırılardan korunma gerginliği içindesin? Diyelim ki şu anda dışarı çıkıyorum ve karşımda sessiz, soylu Torino yerine İtalya bir Alman kasabası buluyor. Şimdi yine herhalde saygılarını sunacak. O yavan ve korkak dünya içime dolmasın diye Alman kasabası iç güdümle kabuğuma çekiliverirdim hemen. Torino öyle mi ya? Coşuyorum orada. Kendim oluyorum ama bir Alman kasabası öyle değil. Ya da o taş taş üstüne kurulmuş ayıp, hiçbir şeyin kendinden büyümediği, iyi kötü her şeyin sürüklenip getirildiği büyük Alman kenti çıktı karşıma. Hani kasaba değil de hadi kent diyelim. Bu durumda kirpi olmaz mıydım? Bakın mekan ve insan. Mekan, duygu, düşünce. Yaratıcılık, sanat, düşünce, bilim. Yani insanı kirpi haline sokuyorlar. Devamlı iğnelerinizi hazırlıyorsunuz ve devamlı korumak durumunda. Evet, insan kirpi olabilir ama tilki de olmalıdır. Hep kirpi olmaya. Ama dikenleri olmak savurganlıktır. Yani yaratıcılığı engelliyor. Zaman kaybediyoruz. Hele ellerimiz açık durmak varken, hal böyle ise
O zaman iki kat lükstür. Başka bir akıllılık ve kendini savunma yolu da insanın elden geldiğince seyrek tepki göstermesi, özgürlüğünü, inisiyatifini rafa koyup saf bir tepkin olmak zorunda kaldığı durumlardan ve ilişkilerden kaçınmasıdır. Tepkin diye bir sözcük kullanmış. Yani herhalde sürekli tepki gösteren, reaktif, reaksiyon gösteren. Yani bu da felaket bir şey. Karşılaştırma yapmak için kitaplarla alışverişimizi alalım. Aslında yalnız kitap açıp kapayan bilgin, öyle bir bilgin tipi. Yani şimdiki gibi elektronik ortamlar olmadığı için o zamanlar hep kitaplar arasında geçiyor. Tozlu raflarda. Yalnız kitap açıp kapayan bilgin. Orta yetenekte bir filolog. İşte kendisi de bir filolog. Yani filolog hakikaten tipik bir kitabi insan örneğidir. Yani sürekli olarak bir metni anlamak için başka birçok metne gönderme yapacaksınız. Kitaplar, metinler. O zaman tabii bilgisayar yardımı desteği de şimdi çok kolay, bir düğmeye bastığınız zaman yani eski Yunan metinlerini de bir sözcüğün nerelerde geçtiğini bir düğmeye basıp buluyorsunuz. Ama o zamanlar öyle değil tabii. Müthiş bir emek. Yıllarını vermiş bu insanlar. Orta yetenekte bir filolog. Şimdi artık bu anlamda klasik filologlar da pek kalmadı. Yani çünkü büyük ölçüde hallettiler bilgisayarlar yardımıyla. Günde yaklaşık olarak 200 tane sonunda kendiliğinden düşünme yetisini iyiden iyiye yitirir. İki yüz tane ne? Kitap. Yani 200 kitap açıp kapayacaksın, bir oraya bakacaksın, bir buraya bakacaksın. Oradan bir not alacaksın. O not seni başka bir kitaba gönderecek, o başka bir yere götürecek. Habire kitap açıp kapayacaksın. Bu kitap okuyor düşünme yetin kayboluyor. Çünkü tam düşüneceğin zaman bakıyorsun ki eksik bir bilgi var. Daha doğrusu enformasyon var. Gideyim onu da öğreneyim diyorsun. Öğrenirken ölüyorsun. Yani düşünmeye vaktin kalmıyor. Çünkü öğrenilecek o kadar çok şey var ki. Ne zaman düşüneceğim? Hem okuyacağım hem düşüneceğim. Okurken düşüneceksin. Olabilir mi acaba? Bir okuyayım bitireyim sonra düşüneyim. Veya önce düşüneyim, sonra okuyayım. Okurken düşüneyim.
okuma bittikten sonra düşüneyim. Yani düşünme ve okumayı nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi tabii işimiz çok kolay. Yani bu bilgisayarlar o eski filologların çektiği çileyi çekmemizi engelliyor. Yani yapay zeka da buna katkıda bulunabilir. Yani yapay zekaya sorabilirsin işte. Ya Platon'un şu diyaloğunda geçen bu sözcük başka nerelerde geçiyor diye sor, sana döksün. Tabii kontrol etmek lazım. Yani kim onu programladıysa hata da olabilir. Yani yapay zeka diye her söylediğinin doğru olacağını sanmak da yanılgıdır yani. Buna dikkat etmek gerek. Yani Google'un bir şeysi, yani oradan malumat alarak düzenlenmiş bir hali. Ama yanlış malumat da almış olabilir. Veya akıl yürütürken hata yapıyor olabilir. Kitap karıştırmıyorsa düşünmez de. Yani sıradan bir filolog. Ki düşünmüyor da daha çok. İşini yapıyor. Düşünmeye gerek yok. Tespit etsin. O tespitler doğrultusunda makaleler yazsın. Bu kadar. Yani düşünecek fazla bir şey yok. Yolunu, yordamını öğrenecek. Şimdiki akademik hayatta biraz öyle bir şey var. Yani çok akıllı, yani Nietzsche'nin dediği anlamda kurnaz akademisyenler bunu çok iyi yapıyorlar. Yani Nietzsche'nin veya Heidegger'in dediği anlamda düşünmüyorlar. Düşünürken bir uyarıma, okunmuş bir düşünceye yanıt verir. Yalnızca tepki gösterir artık. Yani kendisi bir düşünce üretmez. Eleştirir, yanlışlar veya doğrular. Bilgin bütün gücünü evet ve hayır demeye, çoktan düşünülmüş olanları eleştirmeye harcar. Şimdi de bazı alanlarda hala böyle yapılıyor akademik işler. Kendisi düşünmez olur. Ya ben kimim ki yani koca Kant düşünmüş ya. Ya ben gariban biriyim işte. Kant ne diyor? Onun dediğini anlasak yeter. Ben kim? Düşünmek kim? Büyüklerimiz düşünmüş. Kendini savunma içgüdüsü bozulmuştur onda. Başka türlü olsa kitaplara karşı kendini savunur. Müthiş bir söz. Kitaplara karşı kendimizi savunamıyoruz. Şimdi düşünememişimizi malumat eksikliğinden düşünemeyişimizin malumat eksikliğinden geldiğini sanıyoruz. Ben aslında yeterince bilgi sahibi olsam bak nasıl düşünürüm. Ama daha öğreneceğim, okuyacağım kitaplar var canım. Onları bir okuyayım. Ama onları okurken daha önce de söyledim, ölüyorsun. Yani zaman çünkü kitap bitmiyor. Çünkü seçemiyorsun. Okunacak kitaplar listesi biri vermiş habire ezbere okuyorsun. Birçoğu çöp ya.
Yani okuyacağın şeyi de seçmen lazım. Yani okuyacağın şey değerli mi, değersiz mi? Beğeni yok. Yani beğeni eksikliği kendine yakışan düşünme tavrını bilmemek demek. Kendini başkası sanmak. Kendini işte bir Almanlar koyundur diyor yani. Koyun. İşte hocam bunu oku dedi, okuyorum. Okunacak kitaplar var. Ben de öğretmen oldum, hoca oldum. Ben de öğrencilerime okunacak kitaplar listesi veriyorum her dönem başlangıcında. Okusunlar keratalar, sınavda soruyor. Habire bir takım şeyleri okutuyorsun yani körü körü. Ne oluyor peki? Kendini koruma güdüsünü kaybetmişsin kitaplara karşı. Böyle aç gözlü şeyler vardır kitapçıya girdiği zaman. Allah onu da alır, onu da alır, onu da alır. Yani çoğunu da okumaz belki de. Kitaplarına koyar ilgili ilgisiz bir sürü şeyi. Beğeni yok. Beğeni eksik. Seçme yapamıyor. Kendini ayıklayamıyor. Yani değerli ve değersizi ayıklayamıyor. Her kitabın müthiş bir şey olduğunu zannediyor. Kitap okumak lazım. Değil mi hala? Onu söylüyor, duruyorlar ya. Kaç kitap okudun? Bunu soruyor. Yani okuduğun kitap sayısıyla değerli oluyorsun. Ne kadar düşündün? O kitaplardan ne anladın? O kadar kitabı okumasaydın da yine aynı insan olurdun. O kitaplar sende bir dönüşüme yol açmamış. Hatta seni daha kötü yaptım işte. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür efendim diye eskilerin bir lafı vardı. Bu kadar cehalet ancak okuyarak olabilir. İki master bir doktoran var. Aferin sana. Yani müthiş bir şey. Bilgin demek dekadan demek. Düşkün. Bozulmuş, çarpılmış. Buyur Lokman bir şey söylüyorsun ya. Sizce beğeni nasıl gelişir? Efendim? Sizce beğeni nasıl gelişir? Çünkü değerliyi değersizden ayırmak için de bir şeylere yaslanmamız gerekiyor. Tabii. Değerlendirebiliriz. Yani elbet. O senin kendi hayatın içinde kendi serüveninle ilgili bir şey. Yani onun için öğretilemiyor. Yani ancak örnek alabilirsin. Beğenisinin yüksek olduğunu düşündüğün insanların neden dolayı işte o sanat yapıtlarını beğendiğini, eleştirdiğini örnekler görebilirsin. Ama senin seçmen yapman lazım. Yani çarpım cetvelini öğrenirken böyle bir seçme yapmıyorsun. Ama beğeni sahibi olabilmek yaşama üslubu geliştirmekle ilgili bir şey. Bu senin biricikliğinle ilgili bir şey. İşte onun için beğeni çok önemli. Kendi biricikliğini, kendine özgü varlığını ortaya çıkarabilecek şeylerden biri beğenidir. Bunun tabii sanatta ustalar var. Belki biraz onlardan öğreniyorsun. Ama sanat tarihi kitabı okuyarak öğrenilir mi? Bir de doğuştan gelen yatkınlık da oluyor. Mesela müzik
konusunda bazı şeyleri hemen kapat. Ay iğrenç. Tahammül edemiyorum. Ben her türlü müziği severim. Arabesk de severim. Chopin çalsa da severim. Bir de o şeyler vardır. Yani bizim türküleri de severim. Oyun havalarına bayılırım. Ama Beethoven'ı dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oldu. Yani elbette ama bir şey var. Örnek. Bence burada örnek görmek, insan yaşamları yani biyografi okumak o açıdan çok çok önemli ya. Yaşayan insanların çok güzel biyografiler var. Mesela Stefan Zweig'ın falan öyle şeyleri vardır. Oralara bakılabilir. Bunlar müthiş insanlar. Veya Tolstoy okumak, Dostoyevski okumak, Gogol okumak. Oralardan da bir insan anlayışı çıkıyor. Bir insan bakışı çıkıyor. Akademik felsefeden pek onu yakalamak zordur. Yani öyle hamalat bir akademisyen olursun. Yani sonuçta belki biraz zeki ama her şeyi itiraz eden, çok fazla incelmiş. Böyle bir garip akademik tip de olabiliyorsun ama beğeni yaşamla ilgini gösteren çok sahici bir şey. Beğeni de numara yapamaz. Yani akademik şeyde yapabilirsin. Yani anlamadığını anlıyormuş gibi. Anlamadığın şeyin dersini, kitabını bile yazabilirsin. Ama beğeni de çırılçıplaksın yani. Yani numara yapabilirsin belki ama kendini çok kolay ele vereceğin bir şey beğeni. Nesini beğeniyorsun Allah aşkına bu resmin? Ne öyle? Bak sana anlatayım bu resim neden değerlidir. Anlatmak evet olabilir belki ama yine de beğenmedim. Diyebilir. Yani herkes Picasso'yu beğenecek. Beğenmiyorum canım. Ne biçim resim öyle? Öyle resim o. Bilgin demek, dekadan demek. Burada tabii giydirmiş. Değil mi? Akademisyen demiştim ben ona. Değil mi? Burada bilgin diye çevrilen. O ilk okuduğumuz metinde akademisyen demiştim. Akademisyen bu bilgin diye çevirmiş. Hocam siz dekadana düşkün diye mi çeviriyorsunuz? Efendim çok az geliyor sesin Yıldız. Dekadana düşkün diye mi çeviriyorsunuz? Ha, evet. Ha, çok güzel, çok beğendim hocam. Ama öyle çeviriyor dekadana düşkün. Yetenekli, verimli, özgür yaratılmışlar. Daha 30 yaşlarında okumaktan çökmüşler. Okumaktan çökmek diye bir şey var. Biz hala bu aşamaya gelmedik. Okumayı bir marifet zannı. Elbette marifettir. Ama okumayı aşmak lazım. Okumak için okunmaz. Yaşamak için okunur. Her şeyin başı yaşam. Yaşam. Vallahi ben doçent olmak için okuyorum. Bir doçent olayım sen beni gör. Bu da bir memurluk. Memur. Sana ne? Doçent olurum, maaşımı alırım. Öyle bir karikatür gördüm. Siz de görmüşsünüzdür internette.
Allah'tan nasıl para istersin diye soruyor biri öbürüne. O da maaş Allah. Onun esprisini yap. Maaş Allah. Kibrit gibiler artık diyor. Kıvılcım düşünce verebilmeleri için, yani düşünce kıvılcımı verebilmeleri için sürtmek gerekiyor. Çünkü ateş yok. Yani ancak sürterseniz ateş çıkabilir. Daha sabahın köründe insan dinçken, gücünün kuvvetinin şafağındayken bir kitap açmak. Ayıp derim buna. Vallahi ben de hep sabah okuyordum ya. Yani Nietzsche abim de ayıp ediyor yani. Yani cahil mi kalalım? Kendisi okumuş tabii, bize okumayın diyor. Okuruz arkadaşlar. Hem okuruz hem düşünürüz. Hem okuruz hem düşünürüz. İşte bu okuduğumuz bu metin düşündürür bizi. Soru şu galiba. Nasıl okumalıyız? Nasıl okumalıyız ki kibrit gibi olmayalım? Kendisi ben bir dinamitim demişti. Ekyomo'nun başında yani. Nietzsche okuduğu, kitap okuduğu için mi Nietzsche olmuş? Nietzsche'nin okuduğu kitapları okuyan, hatta ondan çok çok fazla okuyanlar vardı. Yok olup gitmişler. Yani hocam, insan nasıl Nietzsche olur? Efendim? Nietzsche bir dahi. Ne yapalım yani? Nietzsche gibi olamayız ki biz. O bir dahi. Biz de mecburen okuyacağız yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani işte Türkçe'de belki söyleyebiliriz buna, değil mi? Okuyacağız ama içine okumayacağız. Öyle bir okuma yapacağız. Haftaya görüşmek üzere.